Arkadaşlar merhaba. Yine günlük hareketlerimizden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bugün şu anda saat öğlen 12-1 arası. Ormandan aldığımız 10 siter odunu taşıyıp buraya getireceğiz. Traktörü aldık, şimdi eşimle birlikte gideceğiz. Arkasına römörkü takacağız. Ve odunları, çam odunlarını taşımaya başlayacağız. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Akşam üzeri de arkadaşlar şu gördüğünüz Ohio'nun şu bölümüne biber ve patlıcanları ekeceğim. Arka tarafa. Her yere sığabiliyorum arkadaşlar bunu. Bakın. Şimdi çalışmaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi köyümüzdeyiz. Yani şu anda oturduğumuz yerin köyü burası. Aşağılara indik. Köyümüz burada. Kaç haneli olduğunu bilmiyorum ama çok göç olan, aynı zamanda göç vermiş köylerden bir tanesi. Biz de bu köye bağlıyız ama dağın tepesinde yaşıyoruz. Köyün köpeklerinden bir tanesi. Biz ondan korkuyoruz. O da bizden korkuyor. Uzak uzak duruyor. Ama ondan korkmuyor. Korkmuyor musun? Evet. Yok, ödüm patlıyor. Koyunların köpekleri bunlar. Değil mi? Ödüm kapalı. Evet, ürküyor yalnız, ürkek. Köyümüz çok güzel arkadaşlar böyle. Odun taşıyacağız dediğim gibi. Muhtarla anlaştık. O römorkünü bize verecek. Birlikte odunları taşıyacağız. Şimdi muhtarımızı bekliyoruz. Size hemen bir tane burada gördüğüm bitkiyi göstereceğim arkadaşlar. Benim arazide de var ama çok fazla olmadığı için ben onu size gösterememiştim. Bakın bu göz dikeni. Göz dikeni bitkisi. Şu anda bunlar dikenli hali. Batar. Ama tabii çok böyle deve dikeni gibi batan bir bitki değil. Özellikle taze iken şu bölümleri arkadaşlar yeniyor. Dikenler başladığı zaman artık yenmiyor. Mavi mavi, böyle lila rengi çiçekleri olan, yaklaşık 1 metre boyunda olan dikenlerden bir tanesi. Fırsatım olsaydı size onu da gösterirdim. Ama şu anda burada çok gördüğüm için hemen şöyle bir tanıtım yapayım. Evet, böyle göz dikeni. Bunu çiçekleriyle ayırt edebilirsiniz. Her tarafta şu anda onu görebiliyorum şu alanda. Böyle hep yukarı doğru küçük küçük olan bitkilerin hepsi göz dikeni bitkisi. Bu da kılçıklı diken. Benim arazide de var. Evet, batınca bu gerçekten canınızı yakıyor. Şöyle bir diken türü. Bu da zaten karaçalı. Bizim karaçalılar daha da orada büyüdüler. Burada genelde keçiler, koyunlar, hayvanlar derken yapraklarını yemişler. Biraz böyle bakımsız gibi duruyor. Bunun da çayını içebilirsiniz. Şu anda çiçekleri açmaya başlayacak. Haziran ayında özellikle sarı sarı çiçek açar bunlar. Bakın şöyle. Bunlar olgunlaşır, böyle pul pul. O pulları toplarsınız sonbaharda. Kışın da güzel çiçeklerini içersiniz. Bizim oradaki karaçalılar böyle arkadaşlar.
Şöyle çok gösterişli, parlak parlak renkleri var. Bu da çok tazecik. Karaçalı ama çok tazecik. Şu dikenler bile bakın öyle batacak gibi değil. Tabii şöyle ters tutarsak mutlaka batar ama şöyle yaprakları da var karaçalının. Odunlarımızı yükledik. Bu birinci traktör. İki traktör daha yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çok kalın değildi çam odunları. Geçen yılkiler çok kalındı. Bayağı taşırken zorlanmıştık yüklerken. Şimdi bunlar ince. Evet. Arazide gördüğünüz gibi her taraf çiçek içinde. Papatyalar, gelincikler, aklınıza gelen bir yıl notların çiçekleri var. Ama bizim çiftliğin dışına çıktığımız andan itibaren her yer böyle kupkuru arkadaşlar. Çünkü koyun ve keçiler tarafından sürekli ot atıldığı için orada bu otlar olmuyor. Daha küçükken yeniyor. Onun için bizim arazi aslında bir nevi böyle yabani bitkilerin tohumlarının çoğaltıldığı yer. Hani diyorsunuz ya siz o bitkileri koparıyorsunuz ama bir daha olmayacak. İşte o konuda yanılıyorsunuz. Biz burada aslında bir nevi burada yabani otların, çiçeklerin tohumlarını çoğaltıyoruz. Çünkü bunları yiyen başka bir koyundur, keçidir veya büyükbaş hayvanımız olmadığı için onlar öyle kalıyor. Şimdi odunları boşaltacağız orada. Bizim üçgen dediğimiz yerde. Geçen yıldan olan odunlarımız da duruyor. Onların olduğu yere yükleyeceğiz. Damperleyeceğiz. Yani. Evet arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz 2000 siter miydi? Kaç siter tatlım bu? 10 siter. Rakamları bilmediğim için 10 siter odunumuz vardı. Çam odunu. Bir traktör böyle römorkla taşıdık. Şimdi bunu da ikiye böleceğiz ve
yine yükleyeceğiz. Geri kalanı bir tane daha yapıp 3 römorkla bitirmiş olacağız. Evet. Şöyle bakın, burada çam ormanlarını kesiyorlar, gençleştiriyorlar. Sonra yerine de yeni ağaçlar ekiliyor. İkinci römorku da doldurduk. Şimdi gidiyoruz tekrar çiftliğe. Döküp tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi odunları taşıdık. Bir günümüzü aldı. 3 römorku şeklinde taşıdık. Ormandan aldığımız 10 siter karşılığında biz 3500 lira para ödedik. Ve bunları arazimize getirdik. Gelecek yıl bunları daha küçük parçalara bölerek sobamızda yakacağız. Geçen yılda yine 5 siter almıştık. O 5 siterin çoğu da duruyor aslında. Onları parçaladık. Yakılmaya da hazır hale geldi. Geçen yılkiler daha büyüktü. Taşıması daha zahmetliydi. Bu yılkiler biraz daha küçük ama şu gördüğünüz büyük olanlar bayağı zorladı bizi. Evet. Böyle bir günlük videonun sonuna gelmiş olduk. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.